Dekanım, saygıdeğer hocalarım, değerli konuklar ve sevgili öğrenciler. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Dijital Dönüşüm başlığı altındaki sempozyumumuzun ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz. Distinguished deans and faculty members, dear guests, students, ladies and gentlemen. Welcome to the second day of 6th International Communication Days Digital Transformation Symposium organized by Üsküdar University Faculty of Communication. Bugünkü programımızda ilk olarak davetli konuşmacılarımız Doçent Doktor Sayın Salvatore Schifo ve Sayın İdris Armançam'ın sunumlarıyla başlayacağız. Saat 13 ve 15 saatleri arasında ise eş zamanlı oturumlarımız başlayacak. 15 dakikalık bir kahve molasının ardından 15-15 ve 17-15 saatleri arasında sempozyumumuzun son oturumları gerçekleşecek. Saat 17.30'da ise yine burada Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda kapanış konuşmalarını yapmak üzere dekan hocamız yer alacak. Today's program starts with Professor Salvatore Schifo's and İdris Armançam's keynote speeches. The parallel sessions will take place between 1 p.m. and 3 p.m. After the coffee break, last sessions of the symposium will start at 3:15. Today at 5:30, we will meet here for the closing speech. Şimdi programımızın ilk keynote konuşmacısı olan Profesör Doktor Sayın Salvatore Schifo'yu sunumlarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Now I'd like to invite our first keynote speaker, Professor Schifo, for his speech. Bitti. Teşekkürler. Şey, inşallah 4 yıl sonra ben profesör yapıyorum. Şimdi sadece doçent. Teşekkür ederim. Sayın dekanım, sevgili hocalar, sevgili öğrenciler. Ben bu bir ilk Türkçe sunum. Çok eğlenceliyim. Benim Türkçe 5 yılı çocuk gibi. İnşallah güzel devam ediyor. Şey, öncelikle Üsküdar Üniversitesi Dekan Profesör Nasife Güngör ve tüm profesyonel ve fantastik organizasyon ekibine teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'yi ve İstanbul'u ikinci evim olarak hissediyorum. Bu yüzden buraya geri gelmek bir zevk. Radyo özellikle televizyon ortaya çıktığında çevrim içi ve sosyal medya araçların potansiyeliyle izleyicilerin anında farklı medya içeriğin farkla sacanı öngördüğü zaman pek çok kez ölü olarak ilan edildi. Bununla birlikte radyo dinlemesi her zamanki gibi güçlü görünmektedir. Ancak radyo dinleme düzenleri ve şekilleri şu anda mevcut olan çok sayıda araçta olduğu gibi değişmektedir. Ancak biz adapte olabiliyoruz. Ancak genç izleyiciler canlı radyo dinleme pratikleri konusunda daha uzaklar. Bu konuşma esas olarak Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan kalıplara ve eğilimlere odaklanacak. Ancak tartışmanın Üsküdar Üniversitesi'nin tarafından düzenlenen 6. iletişim günlerine katılan uluslararası ve Türk meslektaşlarımın ilgisini çekeceğini umuyorum. Küresel radyo çalışmalarında önemli bir isim Profesör David Handy tüm radyonun görünüşte farklı demokratik iki fonksiyonun söylemini kullanarak demokrasinin dilini benimsemesini önermektedir. Bunlardan ilki dinleyicilerin kendi adına görüşlerini arabulukçuluk etmek, ikincisi ise alternatif radyoda diğer medya veya kamu forumları aracıyla ifade edemeyenlerin doğrudan katılım yola temsil edilmesi veya seslerini duyurması. İngiltere bağlamında BBC'nin ana işlevi eğitmek, bilgilendirmek ve eğlendirmek olarak devam etmekte ve müthiş ses ve radyo arşivleri ile İngiliz kültürel mirasının korunması ve küratörlüğün kilit bir parçası olarak konumlanmaktadır. Ticari radyo sektöründe temsili kuruluşu Radyo Merkezi, Radio Center tarafından yaptırılan 2014 tarihli bir araştırma ses ve radyonun altı çağdaş ihtiyacı karşıladığını vurgulamaktadır. Önceden Bournemouth nerede? Hepsi bilmiyor. Londra'da o tarafta Bournemouth güney İngiltere. Radyo ve ses fonksiyonları ilk. Özellikle şehir merkezlerindeki yaşam telaşlı olabildiğinde ve bilgili kalmayı zorlaştırırken radyo bilgi almayı kolaylaştırmaktadır. İkinci,
Yaşam gürültülü, baskı altında ve karmaşık olduğunda kaçmamıza yardım etmektedir. Üçüncü, yardıma, cesaretlendirmeye ve desteğe ihtiyacımız olduğunda ruh halimize yükselmektedir. Dördüncü, duygusal bağlantılar için çaba gösterdiğimizde annemizi gücendirir. Pardon. Teşekkürler hocam. Dördüncü, duygusal bağlantılar için çaba gösterdiğimizde annemizi gücendirir. Beşinci, bir şeye ait olduğumuzu hissettiğimizde aidiyet duyumuzu yükseltmektedir. Altıncı, istediğimiz şeyi beslemeye yardımcı olan teknolojiyle ufkumuzu genişletir. Yerel ve ulusal düzeyde önemli bir işlev sağlarken gittikçe daha fazla ağ bağlantılı hale gelen ticari radyo istasyonları işi daha karlı hale getirmek için daha büyük gruplara birleştirilmektedir. Bu da yerel girdilerini ve bağımsız kimlik bilgilerini büyük ölçüde düşürmektedir. Son 30 yılda hem haber hem de müzik programları da içeriğin çeşitliliğin azalmasıyla sonuçlanmıştır. Raymond Williams, medya uygulamalarına daha geniş bir sosyal katılım engelini de getiren kitle iletişim kurumlarının yapısal özelliklerini şu şekilde tanımlamaktadır. Profesyonelleşme, kapitalist yapılanma ve kurumsallaşma. Williams, alternatif iletişim biçimlerinin kitle iletişim araçlarının ürettiklerinden farklı olarak ifade edilmesi dikkate almaktadır. Bu nedenle demokratik iletişim, kaynakların hepsi ortak kanallara sahip olduğu ve çok sayıda olmalıdır. Bu anlamda 2004'ten beri piyasaya sürülen 250'den fazla yerel istasyonla, community radio, açık radyo gibi birlikte dinleyicilere daha fazla seçenek sunulmakta. Bunun yani seri milyonlarca yerel gönüllüye ve gelecekteki radyo profesyonellerine egzersiz yapma imkanı verilmektedir. Böylece yeteneklerini veya seslerini duyurma olanağı sahip olmaktadırlar. Daha yakın zamanlarda podcasting dünya genelinde bugün bir fenomen haline geldi. Ve BBC'nin oynadığı rol nedeniyle Birleşik Krallık'ta önemli bir takip kazandı. Buna göre İngiltere'deki radyonun 2019'da nasıl göründüğüne daha yakından bakalım. Radyoda erişim biçimimiz favori istasyonumuzu manuel olarak seçmekten, daha yüksek kalite sinyal almaktan faydalanan Digital Audio Broadcasting, DAB, teknolojisine dönüşmektedir. İnternetin gelişiyle dünyanın herhangi bir yerinde web yayını yapan herhangi bir istasyonu dinlemek mümkündür. Bunun önemli bir fenomen haline geldiği ve ev ve mobil bağlantılarının mevcudiyetiyle çıkmaktadır. Bir zamanlar zor ya da imkansız bir lisans alma seçeneği ile birleştiğinde nispeten pahalı olan FM veya AM vericilerinin kullanımı 90'ların sonunda ortaya çıktı. Bir akış üzerinden sıkıştırılmış ve kodlamış sesin dijital iletimini kullanan web radyosu, internet bağlantısı olan herkesin potansiyel olarak yayıncı olmasını mümkün kılmıştır. Teknolojideki en son gelişmeler akıllı hoparlör ve ses destekli platformlarının kullanımı içeriyor. Google Home veya Amazon Echo gibi doğal konuşmamızda ses ve radyo içeriğini seçebileceğimiz gibi seçimler yapmak için ellerini kullanmak gerekliliğini de ortadan kaldırıyor. İngiliz Medya Üst Kurulu Ofcom, RTÜK gibi Ofcom'a en ait son iletişim piyasası raporunda 2018'de Amazon 2017 yılının 3. çeyreğinin de pazar payının %88'ine sahiptir. Ancak 2018'de bu Microsoft, Apple veya Samsung gibi rakiplerden dolayı %75'e düşmeye başlamıştır. Yaş dağılımı açısından baktığımızda 16-24, 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında %16'lık payla eşit şekilde yayıldığı görülmektedir. Bu ABD'de olduğu gibi bu
teknolojilerin Dağıldığın olduğu yeni bir dinleme modeli olarak ortaya çıkarken Ulusal Kamu Radyosu, National Public Radio, NPR, tarafından yaptırılan araştırmalar göstermektedir ki dinleyicilerin sürekli dinleme, listening all the time, cihazlarıyla dinlenebildikleri konusunda endişe duyduğu ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların %36'sı devlet makamları ve gözetim ajansları ile bunlara erişebilecek kişiler tarafından kullanılabildiğini düşünmektedir. 2018'de İngiliz dinleyicilerin %10'u akıllı hoparlör aracıyla dinleyicilerin onları canlı radyo dinlemek için kullandıklarını, %54'ü, diğerlerinin ise çoğunun müzik yayını hizmetleri %45'i yaptığını belirtmiştir. Birleşik Krallık'taki ana akım yayıncılar dinleyicinin hangi şarkının çalındığını ve şovun adını bilmesini sağlayan fonksiyonları geliştirerek teknolojideki bu değişime hızla adapte olmuştur. BBC'ye gelince Şubat'ta 2018'de teftiş dairesi The Inspection Chamber adlı programda dinleyicilerin seslerini kullanarak anlatı ile etkileşime girmeleri için teşvik edilen etkileşimli bir bilim kurgu komedisi olarak pilotluk yapmıştır. İşte bu yıl Üsküdar Üniversitesi'deki iletişim günleri ana teması yana dijital dönüşümün nasıl gerçekleştiğini göz atmaya başlıyoruz. İçeriğin üreticisini ve kitlenin içerikle etkileşim biçimini nasıl değiştirdiğini değerler diyoruz. Ticari istasyonlar için FM ve DAB, Digital Audio Broadcasting'den internet tabanlı hizmetlere geçiş, izleyicilerden çok daha geniş bir yelpazede veri toplayabilmeyi ve kişisel tercihlerine göre çok özel niş hedef kitlenesinin mikro hedefleme olasılığını ifade etmektedir. Akıllı hoparlörler nedeniyle değişmesinin de bir rolü olabilmekte. Pazar araştırmacıları OCNC tarafından 2022'ye kadar potansiyel olarak 3.5 milyar pound bir piyasa potansiyeline sahip olacağı tahmin edilmektedir. Podcasting hızlı internet sabit hatlarını ve mobil bağlantılarını mevcudiyeti ile genişleyen ve aynı zamanda seyahat ederken dinlenen popüler bir medya içeriği olan bir sektörü ifade eder. Büyük sektöre giriş açısından göreceli olarak düşük olan bu engel, üretim açısından dinleyicilerin seçiminin artmasına katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda canlı bir radyo istasyonu tarafından yayınlanmalarına gerek kalmadan dinleyicilere doğrudan erişim verilmesine katkıda bulunmuştur. 2018'de de BBC'den indirilen podcast sayısı 240 milyon ulaşmış ve ticari istasyonlarda bu abonelik yoluyla ya da medya içeriğine reklam ekleyerek geliri artırmanın bir aracı olmuştur. Ofcom, İngilizce medya üst kurulu, 2017 araştırması podcastları dinlemek için kullanılan cihazlar açısından en yaygın kullanılanların BBC web sitesi veya uygulaması olduğunu, diğerlerinin ise Spotify veya gazete web siteleri ve uygulamaları olduğunu göstermiştir. 2018'de BBC canlı ve kaydedilmiş tüm ses içeriğini BBC Sounds, BBC Sesler adlı yeni bir uygulamaya taşıyarak TV ve video içeriği ile paylaşılan iPlayer'dan çıkarmaya karar vermiştir. Bununla birlikte podcastların teslim edilme şekli çeşitli platformlarda mevcut olup ve farklı kuruluşlar tarafından toplandıklarından o cümleleri için benzersiz ve ortak bir yol bulma konusunda zorluklar sunuyor gibi görünmektedir. İngiltere için izleyici ölçümü yapan RAJAR, Radio Audience Measurement, ticari ve kamu radyo rakamlarının 2013 yılında 3.2 milyondan yetişkinlerin %7'si, 2018'de
5.9 milyona %11 yetişkinlere ulaştığını göstermektedir. Bu tüm yetişkinlerde artırmıştır. Ancak en tutarlı artış 15-34 yaş grubunda olmuştur. Ofcom araştırması ayrıca haftalık podcast dinleyicilerinin %49'unun 15-34 yaşları arasında ve erkek dinleyicilerin %62 çevrim içi veya canlı radyo dinlemesine göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Dinleme kalıpları açısından favori zamanlamaya bakıldığında genellikle kahvaltı zamanı ve öğleden sonra olduğu görülmektedir. Bu zamanlamanın evdeki, okuldaki ve iş yerindeki önemli etkinliklerle örtüştüğü görülmektedir. Endişe uyandıran bir örüntü, haftalık olarak en çok podcast dinleyenlerin sadece %25'inin istediği zaman canlı radyo dinlemesidir. Rajar'dan gelen en son dinleyici rakamları bunun artmaktan olan bir eğilim olduğunu ve geleneksel radyo istasyonlarının ilgi uyandırmak için hızlı hareket etmeleri gerektiğini ile sürmektedir. O tarafta. Radio listening ilk tarafta Weekly Reach 2017 49.960 son zamanı artı 400 bin devam ediyor. Aynı zaman All Race Listening via platform digital veya online apps artırıyor. Aynı zaman all digital radio listening aynı trend var. Çünkü radio listening artırıyor. Especially gençlere 15-24 yaş sadece podcasting ve online apps veya digital listening yapıyorlar. Podcasting'in artan önemi 2018'deki BBC'nin herhangi bir BBC radyo istasyonunda yayınlaması, planlanmayan saf podcastler üretmeye başlamak için ilk podcast komisyon editörünü görevlendirmesinden de anlaşılabilmektedir. Radyo reklamcılığına ilişkin gelirlerine bakıldığında 2017'den elde edilen veriler, bunların toplam radyo reklamları gelirinin yalnızca %1'ini oluşturduğunu öne sürdüğü için podcast hala düşüşe devam etmektedir. Dijital dinleme. Radyo ve mobil cihazlar dinlemenin dokunsal işlevlerini ele alan dokunsal medya, haptik medya, taktil medya, konusundaki son makale elinde Angeliki Gazi, bir Yunan profesörü, radyo profesörü ve Tiziano Bonini ve İtalyan radyo profesörü. Radyo dinlerken geçmişte de dokunma unsurunun oluğunu ancak dönüştüğün altını çizmektedir. Yayıncılar tarafında bugün akıllı telefonları ve tabletleri aracıyla radyo dinleyen veya mobil cihazlarındaki sosyal medya aracıyla radyoyla etkileşime giren dinleyiciler dokunsal elemlerinin hesaplanması yoluyla metalaştırıldığını söylüyorlar. Hedef kitle dokunsal elemleri hesaplanır ve değerlendirilir. Bir kelimeyle metalaştırılmıştır. Bu cümle çok çok seviyorum. Başka bir deyişle bugün dijital dünyada radyo dinleyicisinin değerlendirilmesi dokunsal elemlerinin metalaştırılmasından geçer. Her dokunsal eylem ölçülebilir ve ölçülebilirse ekonomik değer de yaratabilir. Bu yeni bir markanın ortaya çıkması ve gelecekte bir radyo markasını dinlemek için harcanan zamanı değil. Aynı zamanda içeriği ile etkileşimde geçirilen zamanı hesaplamak olan digital media analyst olarak daha da önem kazanacağını göstermektedir. Bu dinleyici tarafından yukarıdaki şekilde üretilen veri miktarı olarak muazzam bir değişimdir ve geleneksel yaklaşımların saladığı analitik gücü aşmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı kamu ve özel ticari radyolar yeni iş pozisyonları açmaktadır. Bu anlamda medya sektöründeki eğitimciler bizim olarak biz de bu değişen radyo pazarını ele almak için öğrencilerimizi sizin en iyi şekilde donatıp donatmadığımızı kendimize sormalıyız. Geçtiğimiz yıllarda Birleşik Krallık genelinde radyo olarak adlandırılan birkaç lisans programı medya prodüksiyonunda daha büyük alanlara çekilmiştir. Bununla birlikte podcast, dijital dinleme ve büyük verilerin kullanımından çıkan yeni rakamlar daha önemlidir ve bu becerilere sahip mezunlar olmadan yakın gelecektir. Bu alanda yetenek sıkıntısı riski ortaya çıkabilir. Türkiye bilmiyorum ama İngiltere bu problem var. İngiliz radyosu gelecek planları bu yeni BBC Broadcasting House haberler ve radyo ve TV haberleri yapıyorlar Londra merkezde. BBC 2022 yüzyıllık. 2019-2020 yıllık planında BBC var olan podcastlarının başarısını temel alarak talep üzerine dinlemeyi seçenlerin sayısının artması için yeni araştırmalara, hikaye anlatımına ve komik podcastler üretmeye odaklanacağını belirtmiştir. İngiliz kültüründe ve neredeyse bir asır süren kapsamlı arşivleriyle kilit bir organizasyon olarak yüzyıllık bir varoluşunu daha kutlayacak olan BBC aynı zamanda arşivlerden yeni başlıklar ve daha çok özel müzik karışımları çıkarmıştır. Yapay zekanın kullanımıyla ilgili olarak içeriğimizi daha etkin bir şekilde iyileştirmek için insan ve algoritmik teknikleri bir araya getireceğini belirtti. Bu anlamda kendim ve yalnızca Pekin'de yaklaşık 20 bin öğrenciye sahip bir iletişim üniversitesi var. Communication University of China, Çin İletişim Üniversitesi. Profesör Meng Wei, yapay zekanın kullanım alanlarını karşılaştırmayı amaçlayan bir proje üzerinde çalışıyor. Bu çalışma Çin ve İngiltere üzerine yapılan bir araştırma. Gerçekten de yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte radyo yayıncılığındaki yapay zekanın kullanımı, ticari ve kamu radyo şirketlerine yeni programların üretilmesinde ve arşivlerinin yeni kullanımlarının araştırılmasında yeni olanaklar sunmaktadır. Bu araştırma projesinde sosyal medya ve yapay zekanın Çin ve Birleşik Krallık'taki devlet yayınlarında ve kamu yayıncılarında radyo yayıncılığın bugününü ve geleceğini nasıl etkilediğini araştırmayı hedefliyoruz. Çin söz konusu olduğunda Profesör Meng Wei, Çin Ulusal Radyo İstasyonu'ndaki China National Radio ve Çin İletişim Üniversitesi'ndeki çalışanlar tarafından oluşturulan 10 kişilik bir ekibi yönetti ve radyoda yapay zekanın uygulanması başlıklı ülke çapında bir anket yaptı. Çin Ulusal Radyo İstasyonu, China National Radio tarafından finanse edilen bu projede 2018'de 2 ay boyunca Hunan Radyo İstasyonu, Hunan bir Çin alanı, Microsoft Research Asia ve yapay zeka sağlayıcısı iFlyTech'in temsilcileri olarak sektördeki operatörler için yeri yapılandırılmış görüşmeler yaptı. Birleşik Krallık'ta BBC'nin araştırma ve geliştirme departmanı bir TV program hazırladı. Made by Machine, When Artificial Intelligence Met the Archive adlı TV programı. BBC arşivi hazinelerine girmek için yapay zekayı kullandı. Çeyrek milyondan fazla program aracıyla çeşitli makine öğrenme tekniklerinin kullanıldığını görüyoruz. Bunun için çalışmada İngiltere örneğinde BBC'nin araştırma ve geliştirme biriminin temsilcileriyle görüşeceğim. BBC Radyo ve BBC Arşivi, arşiv araştırmaları için yapay zekanın benimsenmesinin fırsat ve zorluklarını aynı zamanda geleceğe yönelik olası tartışmalarını gündeme getirmektedir. Projenin İngiltere ayağında
İngiltere'deki mevcut durum hakkında genel bir bakış sağlamak için ticari radyo endüstrisindeki canlı ve arşivlenmiş radyo yayınlarının doğal dil işlemesinin etkilerini tartışmayı da hedefliyoruz. Projenin genel amacı yapay zekanın iki ülkedeki radyo kullanım alanlarını karşılaştırmak ve radyo endüstrisindeki küresel tartışmaya katkıda bulunmak ve bu alandaki teknolojilerin uygulanmasına ilişkin radyo araştırmalarına katkıda sağlamaktadır. Sonuç. Radyo ve ses medyası dünyası değiştikçe daha geniş küresel yaratıcı yetenekler yelpazesiyle yeni ve heyecan verici bakış açıları ortaya çıkmıştır. Artık podcast şeklinde internet üzerinde erişebiliyoruz ve bu yolla geniş bir yelpazede çok farklı nişlerin hizmetine girebiliriz. Dinleyiciler eğer küresel bir erişime sahipse, radyo ve ses dinleme konusundaki etkileşimleri sonucunda gelen veri birikiminden de çok sayıda önemli sorun ortaya çıkabilmektedir. Gazi, Angeliki Gazi ve Tiziana Bonini haklı olarak bu verilerle ne yapmalıyız? Onun sahibi kim? Bundan kim faydalanmalı? Dokunsal çalışmalarını yapan dinleyiciler mi yoksa veri bilirim insanlarına onları analiz etmek için para ödeyen radyo istasyonları mı? Tabii ki mülkiyet yine burada önemli bir konudur. Bu büyük bir küresel veya ulusal medya topluluğu mu? Ya da otoriter bir bağlamda bir devlet yayıncısı mı? Yoksa demokratik bir bağlamda güçlü bir kamu hizmeti yayıncısı mı? Gelecekte bu veriler daha stratejik ve ekonomik bir değer kazanacak. Son olarak da tüm bu verileri piyasaya sürmekte nasıl kazanabileceğimizi ve özgür ve bağımsız bir alanı dışında tutabileceğimizi, medyanın geleceği ve bununla ilgili araştırmanın karşılığını almak sorularının önemi vurgulanmıştır. Elbette ki biz radyo üzerine çalışan akademisyenler olarak, özellikle de kamu ve vatandaş olarak Creative Commons verileriyle akademik araştırma için bu tür veriye sahip olma imkanı sunmaktadır. Geleceğin radyo profesyonelleri henüz yeterince eğitilmemiş, yeni meslekler görecekler ve medya eğitimcileri olarak bizim rolümüz, hocaları de bu zorlukları nasıl ele alacağımızı daha derinlemesine yansıtmak olmalıdır. Radyonun bu yeni boyutlar etik, felsefi olduğu kadar teknik ve bilgi tasarım zorluklarını da beraberinde getiriyor. Bu konferans geri kalanında belki bunlardan bazılarını sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim. Başka Google Translate %30. Teşekkür ederim. Özge Hoca %70. 90 çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hocamıza teşekkür ederiz konuşmaları için. Şimdi bir soru cevap alabiliriz. Eğer sorular olan varsa ben de çeviri konusunda yardımcı olacağım. Merhaba. Belki söylediniz, ben kaçırdım bilemiyorum ama belki tekrarsa kusura bakmayın. Radyo dinleyici araştırmalarını hangi yöntemle yapmışlardı? BBC radyosu, BBC radyo dinleyicileri araştırmasını. İzleyici araştırmaları yaptınız ya, veriler var ya elinizde. Yöntemleri neydi acaba, biliyor musunuz? Teknik olarak yöntemi neydi? Çin'de sadece bir survey, anket yapıldı. Evet. Ve interview.
Görüşmeyi bir de. Evet, teşekkür. İngiltere biz, ben şimdi BBC'de sadece interview yapalım. Tamam. İngiltere biz Brüksel'e başlıyor, ne zaman? Eylül'da gibi. Çin'de benim iş arkadaşım yapıyor diye. Baba biz yavaş yavaş biz anket ve görüşme bir transkript yapıyor. Evet. İnşallah biz Siena'da, İtalya'da bir radyo Avrupa radyo konferansı var. Onlar bir sonuçlar biz konuşuyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun, tamam. Çok teşekkürler. Hello. Merhaba hocam. You said that BBC started podcast broadcasting, right? Yes. Do you think that the future of radio would go to that direction, or I'm not sure whether TRT Turkish Radio Television has any podcasting? I don't know. That I don't know either. That unfortunately. Yeah. But it seems that the world is going to that direction. If I remember correctly, you said that especially the younger generation is preferring the podcast and, yeah. Broadcasting. Yeah. No, I got it. Okay. It wasn't English. Okay. You can translate the answer for them. Okay. I will speak. Evet. Hocamız BBC'nin podcast'te daha da gelecekte yönelip yönelmeyeceğini, çünkü genç neslin de buna daha çok yöneldiğini, TRT'nin de şu anda bildiği kadarıyla podcast'le ilgili bir çalışması olmadığını yöneltti sorusunu Salvatore'ye. BBC is very worried because it gets the money from the license fee. Şey, Türkiye aynı mı hocam? Evet. İngiltere'de sizin bir televizyon var, television license gibi. 145 pound her yıl. Şimdi televizyon varsa, bilgisayar varsa, you have to pay. Evet. Yok, aynı BBC ama adı TV license. Ama şimdi sizde bilgisayar varsa ve televizyon varsa, siz bir bilmiyorum. What is that TV shop like? You go buy a TV and a computer, mm-hmm. They put your name and you have to pay. You don't pay, yoksa £1,000 fine var. Ceza var. Bir problem var. 15-24 yaşında geleneksel televizyon ve geleneksel radyo yapmıyor. BBC bu legitimation problem varsa, onlar radyo geleneksel radyo yapmıyorsa, how do they pay? Yes, I think. Evet. The problem. Çünkü they need to appeal to the younger audience, so they are desperately trying to move everything, a lot of production, on podcasting. Gençlerin dikkatini çekmek için, gençlerin dikkatini çekmeye çalışıyorlar ve bu yüzden de podcast'e yöneliyorlar. Evet, if the younger people says BBC I don't need you, that we have a problem. Eğer genç nesil BBC sana ihtiyacımız yok derse, o zaman bir problemimiz var demektir. Why I have to pay? Neden ödemek zorunda olalım ki? They trying to do new production that appeal to the younger audiences, like music, comedy ve other things. Genç nesle hitap eden programlar yapmaya çalışıyorlar. Müzik programları gibi, komedi şovları gibi. Exactly. Because for Spotify, a lot of the younger people are not used to pay for anything. YouTube is free. Some of the Spotify is free. Some of them use pirate. Netflix, bir kişi dört bir account dört kişi yapıyorlar. Where the competitors of the BBC are global, Spotify, mm-hmm. Apple, BBC is only English, but has to fight
with very big very big people who can şey. Okay. Yani BBC'nin ondan önce de şeyi söyledi, genç nesil Spotify, yani ona kısmen para ödeniyor ama YouTube gibi genelde ücretsiz kanallara, bu tarz şeylere alışkın ve bu yüzden de ödemek istemiyorlar. Ama rakibi BBC'nin küresel anlamda Apple gibi küresel şirketler. BBC sadece İngiltere bazlı olduğu için. Evet. Netflix can spend money for global production because they can release at the same time everywhere. Netflix ama küresel bir şekilde yatırım yapabiliyor. Çünkü her yerde izlenebiliyor. BBC can't. BBC izlenemiyor. So there will be this fight in the next years on if the younger feel the need to pay for the BBC. If they don't, there's going to be a big problem. Yani genç nesil bundan sonraki zamanlarda BBC için para ödeyip ödeyemeyeceğine karar verecek. Eğer ödememek gerektiğini karar verirlerse de BBC için bir son olacak. So to reinstate the answer, I think a lot of it is moving into digital only production. Birçok şey de artık sadece dijital yapımlara dönüşüyor. Sonrasında bu şekilde cevap vermiş oldum. And sorry for the long answer to the short question. No problem. Actually, this is not a question, just I'm asking this out of curiosity. Yes. Is there any plan or is there anything in your academic agenda that you can divert in the your academic agenda? Yeah. That mine. You can, yes. Mm. I'm curious about it. Okay. Is that you can divert your research to include the Turkish media, Turkish radio? Because you are very, you know, familiar with our culture, and maybe you can do something to extend. I'm just curious. Yeah. Is there? Sure, that can really be done. I appreciate your effort to do. Well, this we need some Turkish colleagues. Yeah. So if anybody would like to volunteer, I'm happy to work. Yeah, with them. Yeah, I would be one of them. Is my okay, I'll be in the team. Sorry. Yeah, hocamız Türkiye medyası ile ilgili, Türkiye radyosu ile ilgili bir çalışması olup olmayacağını sordu hocamızın. O da eğer Türkiye'den meslektaşlar katılırsa olur dedi. Hocamız da neden olmasın dedi. Problem değil. Şey, any excuse to come to Istanbul and to Turkey is good for me. We would be anything. Just that. Call me. I take the first flight. İstanbul'da Türkiye'ye gelmek için her bahanenin onun için çok iyi olduğunu söyledi. Okay, I offer you Hatay cuisine. Evet. All right. Evet. Newton Fund British Council TÜBİTAK ve Common together the working. Evet, birlikte fonlar vardı. Biz bakıyoruz. Kahve arası bugün devam edelim. Problem değil hocam. Çünkü Türkiye İngiltere fonları Türkiye radyosu enteresan yok ama TÜBİTAK'tı. Bu çok enteresan. TÜBİTAK ve Arts and Human... Biliyorum. Okay. TÜBİTAK ve Birleşik Krallık, Türkiye ve Birleşik Krallık fon vardı. Hmm. Ben evet, ortak bir şey. Ve British Council çok önemli. Ben önceden iki ay önce Londra'da bir toplantı gittim. Orada British Council ve başkan yardımcısı görüştüm ve 13 rektörler vardı. 13 en araştırma aktif üniversite, Boğaziçi, İTÜ gibi. Birleşik Krallık ve Türkiye çok güçlü bir bağlantısı var. Okay. Brexit varsa, Brexit yoksa bu devam ediyor. All right. Thank you. British Council with TÜBİTAK. There is a phone together. Sure. More work. Artı 90'ı duydun mu? Artı 90 TV. Artı 90 TV'ye biliyorum. Ha. Şimdi yeni bir YouTube kanalı bu. BBC Türkçe de var içinde. Tamam. BBC bir yandan hani ekonomik zorluklar falan yaşıyor diyorsun ama Türkiye'de de YouTube kanalı açtı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Okay, can you say it again hocam? Say in English. They have open it. BBC Turkish, Deutsche Welle, France 24 and one more. Hmm. They have opened a YouTube channel in Turkish. In Turkey. Plus 90. Plus 90. Tamam. It's a Turkish In Turkish. Yeah. Tamam. Okay.
what in Turkish. What do you think about it? Şey, TRT World bir İngilizce haber merkezi yaptı. Şey, onlar şimdi they exchange a favor. That's the thing. I think şey public relations hocam. Şey bazı evet propaganda veya public relation yapıyorlar. Çünkü şimdi çok İngiliz kanal var. Russia Today var. Şey TRT World var. Ama bir şey TRT World'ın son seçimini coverage çok kötü. It was very bad. bir şey TRT World lütfen sadece bu American English var. Bir çok kötü. Lütfen. Now şey in TRT World they employ a lot of I think journalists with American accent. It doesn't really sound very. When they say like, "Oh, welcome from Istanbul and Turkey, bringing you the news." Hadi ya. So what is this? So, you know, I'm used to British English. That's why. I think it is a matter of public relations, political influence, and propaganda. Okay. So we go there. Okay. Başka soru var mı hocamıza? Can you apologize to the second speaker, please? Is it you? Sizin mi? Çok. Kusura bakma. Tamam. You are the boss, hocam. Yapay zeka hakkında bir sorum olacaktı benim hocamıza. Bill Gates, Stephen Hawking, Elon Musk bazı açıklamalar yaptı yapay zeka konusunda. Gelecekte hepimizi öldürecek veya insanlığın sonunu getirecek. Ondan korkmamız lazım. Bu konuda çalışan biri olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? That will do. Okay. The thing is a human is in charge to develop the technology. A human person is in charge to develop the artificial intelligence technology. Şey, yapay zekayı da yapan bir insan sonuçta. If we want to auto destroy ourselves, I guess it will be our choice. Sonuçta yine de o bizim seçimimiz olacak. Like every technology, the way we design it to do something can do us good or bad. Her teknoloji gibi dizayn ettiğimiz bir teknoloji de bize iyi ya da kötü şekilde dönebilir. As I explained, for the BBC archive, the BBC was very keen to underline. Okay. BBC arşivleriyle ilgili bahsettiğim gibi, BBC şunun altını çizmekte çok şeydi ki... That artificial intelligence helps the researcher of programs or a producer. Yapay zeka aslında programı yapan kişiye ya da yapımcıya yardımcı oluyor. Because the BBC has got 100 years of archives. Çünkü BBC'nin 100 yıllık bir arşivi var. So it helps to maybe bring to a younger generation programs about the history of England or of Scotland. O yüzden de İngiltere ya da İskoçya'nın tarihi hakkında genç izleyicilere de yeni bilgiler, var olan bilgileri sunuyor. With the help of artificial intelligence. Yapay zeka yardımıyla. Of course, one reason personally I don't post a lot on Facebook, but I look what my friends do. Benim çok fazla post yapmam Facebook'ta ama arkadaşlarımın ne yaptığına bakmamın sebeplerinden biri. I'm not interested to an American company or the British government or the Turkish government profiling me with the data I give. Ya verdiğim datayla birlikte beni bir yatırımcı olarak görmesini istemiyorum ne devletin ne de Facebook'un bir company bir şirket olarak. And this is what Tiziano Bonini and Angeliki said. We are basically working for the social media and the companies who manage artificial intelligence. Yani yapay zekayı kontrol eden şirketler ve sosyal medya tarafından kontrol ediyoruz. Bahsettiği hocalar da bunu söyledi. To make you an example, last week I went to a restaurant in Bournemouth, just by chance, and I got the fish, say the receipt from the person who brings you the pizza, waiter. The waiter. Tesadüfen geçenlerde hocamız Bournemouth'ta bir restorana gitmiş. Orada bir garson gelmiş pizzayı getiren. Okay. So the name let's say was Marika. Okay. This you have been served by Marika. Tamam. Marika tarafından size servis yapıldı diyelim. I check it. Let's say if they have a Facebook group of the Pizza Express in Bournemouth. Bir Facebook'ta Pizza Express grubu var mı diye Bournemouth'taki ona bir baktım. They have. Varmış.
There was only one Marika. Sadece bir tane I opened her profile. Profil I açtım. Know she was single. She was 25. She loves Game of Thrones and a number of other things. So now, this, if used well, can be nice. She's single. or if you want to use it for a bad purpose, can be really bad. But this is everything that that person put in the public domain. If she knows about it, she doesn't know about the consequence. That's, you know, a problem we can have. You know. 25 yaşında olduğunu, bekar olduğunu, Game of Thrones'u sevdiğini görmüş. Bu iyi ya da kötü ya da kullanılabilir. Çünkü bütün bilgilerini sosyal ortamda paylaşmış oldu. Elon Musk, I think, is a bit crazy for other things. Elon Musk da biraz deli bence diyor, çılgın. Never mind. Tamam. Başka sorumuz var mı? One more, bir soru daha alabiliriz. Can you say Italians give very long answers to short questions? That's my problem. You can settle them. İtalyanlar uzun sorulara kısa cevaplar verirler. Bu da benim problemim dedi hocamız. Tamam. Bitti. Yok mu başka? O zaman başka sorumuz yoksa hocamıza teşekkür belgesini takdim etmek üzere hocamız Süleyman İrvan'ı ben sahneye davet edeyim. Hocam belgemizi sonrasında takdim edeceğiz biz size. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de programımızın ikinci ana konuşmacısını Sayın İdris Armançam'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hocamızın belgesini vermiyor musunuz? Sayın Dekanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, öncelikle böyle önemli bir sempozyuma Basınlan Kurumu olarak bizim katılmamıza vesile olan Profesör Doktor Nazife Güngör hocama çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşları da hem kutluyorum hem de teşekkür ediyoruz böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için. Malumunuz teknolojik ve bilimsel alanındaki gelişmeler birçok sektörü değişim ve dönüşüme zorlamaktadır. Dijital yayıncılık faaliyetlerinin artan dijital gazetecilik uygulamaları ile birlikte habercilik ve gazetecilik de ister istemez bundan etkilenmiştir. Basınlan Kurumu bu değişimi, dönüşümü, gelişmeleri ve basın sektörünü yakından takip etmektedir. Kurumumuz 58 yıldır olduğu gibi yazılı basının, Türk basınının yanında yer almaktadır. Basında dijitalleşme veya diğer adıyla çevrimiçi gazeteciliğin sektörde yarattığı dönüşüm, basın kuruluşlarının organizasyon yapılarını değişmeye zorlarken, basın çalışanlarının da profilinde de dönüşümü beraberinde getirmektedir. Yapay zeka başta olmak üzere dijitalleşme nedeniyle basın sektöründe iş gücü kaybının yaşanıp yaşanmadığı tartışmaları yapılırken, dönüşümü fırsat olarak gören yaklaşımlarda bulunmaktadır. Basınlan Kurumu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine giderek basının sorunlarına karşı güncel çözümler üreten projeler üretmeye çalışmaktadır. Yeni medyaya ilişkin Basınlan Kurumu hayata geçirdiği proje ve programlarla basın sektörüne destek verirken basın sektöründe istihdam edilen personele uyguladığı eğitim ve istihdam programları ve gerçekleştirdiği mevzuat değişiklikleriyle sektördeki iş kayıplarının önüne geçilmesi için çaba sarf etmektedir.
Bir şeyleri dönüştürmek istiyorsanız önce kendinizden başlamanız gerekir düşüncesinden hareketle. Şimdi yazılı basın özelinde özellikle düzenleyici, denetleyici ve destekleyici bir kurum olarak Basınlan Kurumu ve yeni medyaya ilişkin faaliyetlerini bir sunum eşliğinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi bizim dijital dönüşümümüzün kısa bir videosunu sizlerle paylaşacağım, video sunumunu. Daha sonra devam edeceğim. Basın İlan Kurumu 1961'den bu yana resmi ilanlarla kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmektedir. Kurum, basın, hükümet ve tarafsızlar olmak üzere 3 grupta toplam 36 üyesi bulunan genel kurul, her gruptan eşit temsille oluşan denetçiler ve yönetim kuruluyla genel müdürlük ve şubelerden oluşmaktadır. Genel kurul ve yönetim kurulunun destekleriyle basın sektörünün yapısal dönüşümüne büyük katkı sağlayan Basın İlan Kurumu, yerel basın başta olmak üzere Türk basınının dijital dönüşümü konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadır. Dijital teknolojilerle 90'lı yıllarda tanışan Basın İlan Kurumu, bilgi sistemleri köklerini salmaya başlamıştır. Dijitalleşen dünyayla ortaya çıkan değişim ve bilgiye hızlı şekilde ulaşma ihtiyacı, kurumların da kendilerine özgü strateji oluşturma, hızlı karar verme ve rekabet koşullarını kendi lehlerine çevirmek için bilgiye olan ihtiyaçlarını artırmıştır. 2012-2015 yılları arasında geliştirilen ERP çalışmalarıyla devam eden süreç, günümüze kadar geliştirdiğimiz projelerle meyvelerini vermeye başlamıştır. Kurumumuz misyonu itibariyle kendi dijital dönüşümünü tamamlayıp paydaşı konumundaki gazetelerin yapısal sorunlarına çözüm önerileri getirmekle birlikte dijital dönüşümlerine de yardımcı olma amacını gütmektedir. Kurumsal kaynak planlaması projesine geçiş çalışmaları 2012 yılında başlatılmış ve 2015 yılında hayata geçirilerek dijital süreçlerin daha hızlı, işlevsel ve yeniliklere açık hale getirilmesi sağlanmıştır. Resmi ilan ve reklamların elektronik ortamda kabulünü ve dağıtılmasını sağlayan kurumun en önemli e-dönüşüm projelerinden biri olan İlan Bilişim Sistemi İlanbiz, 2015 yılında hayata geçirilmiştir. İlanbiz uygulaması, ilan verenlerden gelen talepler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir. Beyan sistemi, resmi ilan yayını ile alakalı gazetelerin kurumumuz mevzuat uyarınca tutması gereken zorunlu defterlere ilişkin kayıtlar ve asgari kadroda çalıştırılanlara ilişkin bilgilerle bu kişilere ait vergi ve sigorta tahakkuk bilgilerinin elektronik ortamda kaydedildiği sistemdir. Gazetelerin mevzuatımızla belirlenen yükümlülükleri yerine getirip getirmedikleri 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren İlanbiz'de yer alan beyan sistemiyle anlık olarak kontrol edilmeye başlanmıştır. Yönetmelik gereği gazeteler kendilerine ait internet sitelerinde günlük olarak belirlenen süre ve adette görsel işitsel içeriklere yer vermeleri halinde ek gösterge hakkına sahip olmaktadır. Haber analiz platformu oluşturularak bu sitelerin içeriklerinin tüm kontrol süreçleri dijital ortamda otomatik hale getirilmiştir. Resmi ilan ve reklam yayınlayan gazete ve dergilerin takip ve kontrolünün yapılması amacıyla elektronik ortamda PDF olarak arşivlenmeleri sağlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu'yla 2015 yılında başlayan işbirliği çalışmaları sonucunda Basın İlan Kurumu Resmi İstatistik Programı'na yazılı medya istatistikleri başlığında ilgili kuruluş olarak dahil edilmiştir. TÜİK tarafından 2018 yılında kamuoyuna açıklanan yazılı medya istatistiklerinde Basın İlan Kurumu verilerine de yer verilmiştir. E-Mevzuat Bilgi Sistemi'nde Basın İlan Kurumu ile ilgili kanun, Cumhurbaşkanı kararları, Bakanlar Kurulu kararları, yönetmelikler, genel kurul kararları ve tebliğlerine ilişkin mevzuat hükümlerinin tamamı tek bir sistem üzerinden kamuoyunun online ortamda erişimine ve hizmetine sunulmuştur. Kelime ve konuyla arama imkanı sunan sistem, mevzuat değişikliklerini kronolojik olarak görüntüleyebilme imkanı sunmaktadır. Basınla ilgili diğer mevzuatlara da bu sistem üzerinden ulaşılabilmektedir. Kurumumuz ISO 9001 kalite ve ISO 27001
bilgi güvenliği yönetim sistemleri belgelerini almasıyla faaliyetlerinde kalite standartlarına bağlı kalarak kuruma emanet edilen verilerin kalite ve bilgi güvenliği esaslarına dayanarak işlendiğini belgelemiştir. Kurumumuz kuruluş kanunu ve mevzuatındaki sosyal sorumluluk düzenlemeleri uyarınca süreli yayınların yapısal sorunlarının çözümüne ve dijital dönüşümlerinin gerçekleştirilmesine yönelik projeler geliştirmekte, bu projelerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında KOSGEB, kalkınma ajansları, İşkur gibi kurumlarla işbirliği yapmakta ve Avrupa Birliği fonlarından kaynak sağlamaktadır. Dijital medyanın ortaya çıkmasıyla yazılı yerel basının dijital dönüşümünü kolaylaştırmak maksadıyla sürekli yeni projeler hazırlanmakta ve basın işletmelerinin hizmetine sunulmaktadır. Evet, şunu söyleyebilirim ki bu video sürekli güncelleniyor. Bizim kendi içimizde ve gazetelerle birlikte yürüttüğümüz projelerle birlikte neredeyse ayda bir bu videoyu güncellemek zorunda kalıyoruz. Şimdi basın ilan kurumu ne yapar? Biz kimiz? Neler yapıyoruz? Ana görevi resmi ilan ve reklamların gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmek. Bunun dışında kurumumuzun gazete işletmelerine kredi verme, gazetecilere faizsiz borç para verme, Allah vermesin vefat eden basın mensuplarının ailelerine yardımda bulunma gibi görevleri de bulunmaktadır. Yani biri âli görev, biri tali görev diyebileceğimiz kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarının yayınlanması bizim için asli görev. Bunun yanında da hem eğitim faaliyetleri hem de çeşitli projelerle basınımızı desteklemeye çalışıyoruz. Basın İlan Kurumu teşkilat yapısına baktığımız zaman en üstte genel kurulu var. Genel kurul mevzuat yapma yetkisine sahip bir nevi meclis gibi çalışıyor. Onun altında da 8 tane ana hizmet birimleri var. İlan ve kontrol hizmetleri, müdürlükleri, gazete ve dergiler açısından ana hizmet birimi. Kurumumuzun yapısı da bu şekilde hizmet birimlerimiz. Ülke genelinde TÜİK verilerine göre 6024 süreli yayın bulunmaktadır. Bunlardan 2474'ü gazete, 3650'si dergi. Yıllara göre 5 yıllık TÜİK verilerine göre en son 2018 yılı Temmuz ayında yayınlamışlardı. Tabii 6000 yayın var. Bu 6000 yayının 1923'ü Basın İlan Kurumu ve valiliklerin görev alanında. Burada da 5 yıllık kurum şubesi ve valilik olan yerlerdeki gazete ve dergilerin sayısını görebiliyoruz. Tabii biraz önce bahsettiğim genel kurulumuz mevzuat yapma yetkisine sahip ve gazetelere belirli kriterler getiriyor. Bu kriterlerden en önemlileri belki de kadro ile ilgili. Burada gördüğünüz gibi 1100 küsur gazetede yaklaşık 8000 üzerinde fikir işçisi istihdam ediyor. Gazetelerin yayın yerlerine göre kadro sayısı, fiili satış, yüz ölçümü gibi çeşitli kriterleri var. Resmi ilan alan gazetelerde de yaklaşık 9000'e yakın fikir işçisi istihdam ediliyor. Bu iletişim fakültesi mezunu veya diğer okullardan mezunlar da basın kartlı sayılarını da burada görebiliyoruz. 2018 yılı tabii 2017'ye göre resmi ilan fiyat tarifesinde zam da gelmesiyle birlikte resmi ilanlarda 289 milyon, reklamlarda 113 milyon, Türk basınına ülke genelinde yaklaşık 1100 gazeteye verilen 455 milyon tutarında bir resmi ilan reklam bedeli bulunmaktadır. Buradaki slaytta resmi ilanların yayınlanma süreci mevcut yapıda ilanlar ilan bir sistemi üzerinden kurumumuza intikal ediyor. Tamamen bütün süreçler otomatik şubemize düşüyor. Ücret dönüşü yapılıyor kurumlara. Daha sonra ücretin de gelmesinin mukabil gazeteye yayına veriliyor yukarıda gördüğünüz gibi. Ve birazdan anlatacağım. Gazetelerin internet sitelerine de biz resmi ilanları veriyoruz. İnternet sitesinde de dijital panomuz aracılığıyla yayınlanıyor. Ayrıca kurumumuzun en büyük belki de dönüşümlerinden biri ilan.gov.tr'de de
ilan portalımızda da ilanlara yer veriyoruz. Şimdi tabii biraz önce bahsettiğim konuya gelecek olursak, belki de işte eski tabirle mevkute 2004 sayılı 2004'te 5180 sayılı basın yasasıyla değişen süreli yayın tabirine gelecek olursak, çevrim içi gazetelerde ilanların yayınlanmasına yönelik basından kurumunun mevzuat değişiklikleri oldu. Bu mevzuat değişikliklerinin en önemlisi 2012 yılında gerçekleşti. Biz dedik ki gazetelerin kendilerine ait basın üstasında yayınlanan ilanları eğer kendisine ait internet sitesinde yayınlar ise ek resmi ilan kontenjanı verelim, ek resmi ilan verelim. Biz bu çalışmaya başladığımız zaman, mevzuat değişikliğine başladığımız zaman 1100 gazetenin yaklaşık %80'inin internet sitesi dahi yoktu. Bu düzenlemeden sonra tabii resmi ilan istikaklarının artmasıyla birlikte şu an Türkiye genelinde 1100 gazetenin hepsinin internet sitesi var. Tabii 2012'den sonra hem bizim mevzuatta yine değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Burada da belki 2016'da yaptığımız yönetmelik değişikliğinde de resmi ilanların, gazetelerin, basılı gazetelerin internet sitelerinde yayınlanmasını zorunlu kıldık. Bu da çok belki de ülkemiz için de çok önemli bir gelişmeydi. İnternet sitesinde yayınlanma zorunluluğu getirildi. Buna mukabil sadece bir önceki düzenlemede güncelleme diye maddede düzenleme yapılırken burada ilan Gov.tr'ye trafik vermesi, işte belirli 15 haber yayınlaması, 20 saniyeden az kendi internet sitesinde video yayınlaması, iki köşe yazısına yer vermesi gibi kriterlerle biraz daha maddeyi genişleterek istikakı daha da fazlalaştırdık. Yine burada 2017'de aynı imtiyaz sahibi olan gazetelerde her iki gazeteye de aynı internet sitesini kullanma yoluna gidilmişti. Bunu da engellemek için 2017'de her gazetenin ayrı internet sitesi olması şeklinde bir düzenleme daha yaptık. En son geldiğimiz noktada 2018 ve 2019 Şubat'ta yaptığımız düzenlemelerde de resmi ilanların performansına göre, yani bir gazete ne kadar çok ilanı gösterirse o kadar çok ilan ücreti alması şeklinde bir düzenleme yaptık. Aslında bu bizim yakın zamanda yapmaya çalıştığımız ölçüm, internet sitelerinin ölçümlerini de aslında bir nevi yapmaya başladık. Her gazetenin internet sitesinde Hürriyet, Sabah, özellikle Sabah Memurlar'da, Sözcü, diğer gazetenin sitelerinde bizim dijital panolarımız var. O panoları tıkladığınız zaman ilan Gov.tr'ye geliyorsunuz. Buraya bir trafik akışı oluyor. Dolayısıyla gazetelerde daha çok ilan parası almak için, ek ilan parası almak için bunu en iyi yere koyuyorlar ve hatta son zamanda ilanları haberleştirerek basından kurumunun ilan portalı ilan Gov.tr'ye link veriyorlar. Bu şekilde ek gösterge almaya devam ediyorlar. Tabii bu ek göstergeyi verebilmemiz için bizim gazetelerin internet sitelerinin içeriklerini incelememiz gerekiyor. İşte video haber var mı, 15 haber var mı gibi, bunları da bizim geliştirdiğimiz haber analiz platformu üzerinden bir nevi yapay zeka diyebiliriz. Tabii ki 1000 gazeteden bahsediyoruz. Bu gazetelerin hepsinin içeriklerin taranması gözle herhalde mümkün değildir diye düşünüyorum. Evet, sektörle ilgili gelişim projelerimiz var. Bizim proje ekibimiz var kurumumuzda. Sadece basın sektörüne yönelik neler yapılabilir onun üzerine çalışıyorlar. Burada bazı önemli projeler var. İşte internet haber sitelerinin iyileştirilmesi gibi yazılı basın dijital dönüşümüyle ilgili çeşitli projelerimiz var. Burada KOSGEB, İŞKUR ve Kalkınma Ajansları'yla İşbirliği halinde basınımızın dönüşümü için çeşitli projelere imza atmaya çalışıyoruz. Bizim yeni nesil, yeni medyaya ilişkin yeni nesil tabii gazeteciliği daha iyi ortamda yapabilmesi için, daha doğrusu internet sitelerinin ortaya çıkmasıyla, dijital dönüşümle birlikte istihdam açığı, daha doğrusu kaybı ortaya çıkacağından hareketle kurumumuzda yeni nesil gazetecilik eğitim ve istihdam programı gerçekleştirmeye başladık. 2016 yılından beri bu programları biz gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 250'ye yakın
eğitim alan arkadaşımızı, iletişim fakültesi mezunu arkadaşımızı çeşitli basın kuruluşlarında istihdam etmeye başladık. Bu da bizim için sevindirici. Biraz önce bahsettiğim İlan Gohter'in de kısa bir video sunumumuz var. Ondan sonra kapanış yapacağız inşallah. Resmi ilanlar, basın ilan kurumu aracılığıyla 1961 yılından bu yana kamusal faaliyet ve duyuruların ülke çapında muhataplarına adil ve sağlıklı şekilde duyurulmasını hedefleyen gazete ilanlarıdır. Basın ilan kurumu, icra, ihale, tebligat ve personel alımı gibi görev alanındaki tüm resmi ilanların yaygın ve yerel gazeteler aracılığıyla sizlere ulaşmasını sağlıyor. Hani o başvurduğunuz ihaleyi takip etmek için gün be gün baktığınız gazete ilanları var ya, işte onlar. Basın ilan kurumu, kendi dijital dönüşümünde hız kesmeden resmi ilanların daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla resmi ilan portalı ilan.gov.tr'yi güncelleyerek gazetelerde yayınlanan resmi ilanların tümüne artık tek bir tıkla ulaşmanızı sağlıyor. Tasarımı ve akıllı web kurgusuyla kullanım kolaylığı sağlayan ilan.gov.tr, mobil uygulamalarıyla da gazetelerle aynı anda resmi ilanları cep telefonu ve tabletlerinize kadar getiriyor. İlanlar, gazetelerdeki basılı ilan metinleri esas alınarak 4 ana başlıkta toplanıyor. İcra, icra yoluyla açık artırmayla satılan mallara ilişkin ilanları, ihale, iş, mal ve hizmetlerin eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verildiği ilanları, tebligat, resmi kurumlar tarafından adınıza yapılan tebligat ilanlarını, personel alımı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu resmi personel alımı ilanlarını içeriyor. Siteye ilk kez giren kullanıcılarımız için kolaylık sağlamak adına site kullanımıyla ilgili ipuçlarıyla yönlendirmeler bulunuyor. Hepsinde ara, başlıklarda ara ve metinde ara olmak üzere 3'e ayrılan arama kriterleriyle kullanıcılar aradığı ilana daha çabuk ulaşabiliyor. Her bir ilan kategorisi için ayrı renk belirlenerek kategorilerin daha rahat ayrışması sağlanıyor. Ana sayfada yer alan Türkiye haritası üzerinden il seçimi yapılarak lokasyon bazlı arama yapılabiliyor. Resmi ilanlarla ilgili muhtelif konulara ilişkin periyodik güncellenen resmi ilan istatistikleri ziyaretçilerin bilgisine sunuluyor. Yayın süresini tamamlayarak pasif duruma düşen ilanlar da ihtiyaç duyulması halinde arşiv bölümünde konumlandırılıyor. Üyeliğin ücretsiz olduğu ilan.gov.tr'de üyeler yaptıkları aramaları favori aramalara ekleyebiliyor. Bu ilanlara daha sonra panel üzerinden ulaşarak bilgi alınabiliyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım sağlanabiliyor. Her türlü soru ve sorunda ise bize geri bildirimde bulunarak hem hızlı hem de verimli hizmet alınabiliyor. Artık resmi ilanlar sadece bir tık mesafede. Bilişim çağına ayak uydurarak basın sektörümüzün dijitalleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Basın İlan Kurumu, ilan.gov.tr ile kendi dijital dönüşümünde büyük bir adım atarken, kamu kurumlarımızın sesini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Evet, ilan.gov.tr 2017-2018 karşılaştırmasını yaptığımız zaman göreceğiniz gibi 15 milyondan 52 milyon sayfa görüntülemesine çıktı. Burada oturum sayısı 2 milyondan 11 milyona, kullanıcı sayısı da 2 milyondan 7 milyona. Tabii bu belki diğer sitelere göre mütevazi ama bir kamu kuruluşu olarak baktığınız zaman dün arkadaşlar en son 4 aylık raporu verdiler. Şu an 32-33 milyon civarında bir sayfa görüntülemesi var. Bu da demek ki önümüzdeki 2019 yılı, yani bunun içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 100 milyonun üzerinde bir sayfa görüntülemesine yaklaşacak diye düşünüyoruz. İlan.gov.tr'nin sosyal medya hesaplarında da ilanları kullanmaya başladık biz. Sosyal medya hesaplarımız 2016'da açılmış ancak hiç kullanılmamış. 2018 yılında Facebook, Twitter hesaplarımızı kullanmaya başladık. Ondan sonra Instagram, YouTube ve LinkedIn hesaplarımızı da açtık. Hatta bazı hesaplarımızı arkadaşlar ben açalım dediğim zaman dediler ki biz resmi ilanları yayınlıyoruz. Ne işimiz var sosyal medyada gibi bana söylemişlerdi ama şu an yükselişi gördüğümüz zaman bayağı bir kullanıcı takipçi sayımız oldu. Bizim kendi açımızdan tabii yükselmeye de devam ediyor. İnşallah sosyal medyayla resmi ilanları daha da çok kitleye ulaştırmaya çalışacağız. Burada da bizim dijital dönüşüm sürecimize bakıyoruz. Biraz önce söylemiştim. Bir şeyleri dönüştürmek, değiştirmek istiyorsanız önce kendinizden başlamanız lazım.
Dolayısıyla biz de Basın İlan Kurumu olarak önce kendimiz dönüşmeye çalıştık. Bununla birlikte inşallah nasip olursa yazılı basının dönüşümü için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Şu an çevrim içi gazetecilik diye tabir ettiğimiz yayınlarla ilgili hazırlıklarımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz 2014 yılında bir internet haber sitelerinin resmi ilan yayınlaması, daha doğrusu bununla birlikte internet haber sitelerinde çalışanların basın mensubu sayılması ve basın kartı alması gibi düzenlemeler içeren basın kanunda bir değişiklik öngörülüyordu. Fakat maalesef kadük kaldı. İnşallah o yasa tekrar gündeme geldiği zaman belki çevrim içi gazetelerde resmi ilan yayınlanacak ve internet sitelerinde çalışan gazeteciler de basın kartı alabilecek. Biz bunun için elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim sunumum bu kadar. Sözlerime burada son verirken Üsküdar Üniversitesi'nin düzenlediği 6. İletişim Günleri Dijital Dönüşüm başlıklı sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın Çam için soru cevap bölümü yapalım. Sorularınız varsa. Öncelikle hoş geldiniz İsa Bey. Hoş bulduk. Birkaç tane sorum var. Aslında biraz da eleştirim var Basın İlan Kurumu'na. Ne güzel, açığız bizi eleştirme. Eleştiri olmazsa kendimizi düzeltemeyiz. Evet. Şimdi bu aslında en son söylediğiniz şey önemli. Yani Basın İlan Kurumu olarak internet gazetelerini de tanıyan bir yani yapıya geçilmesi gerekiyordu. Şimdiye kadar aslında Türkiye'de internet gazeteciliğinin epey bir tarihi oluştu aslında. Evet. Zengin de bir medya var, internet medyası. Henüz bu yasa çıkmadı maalesef. Ve internet gazetecileri de gerçekten mağdur durumdalar. Bizim öğrencilerimizin de önemli bir kısmı tabii ki bu sektörlerde yani internette artık istihdam ediliyorlar büyük ölçüde. O yüzden biz de iletişim fakültesi olarak aslında bir an önce bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Birincisi bu. İnşallah. Burada tabii ki yani Basın İlan Kurumu'na gerçekten çok büyük görev düşüyor yani. Hani sizin bir biçimde yani bu şeyi yeniden hareketlendirmeniz lazım diye düşünüyorum. Birincisi bu, eleştirim şu. Basın İlan Kurumu birkaç yıl önce yerel medyayı güçlendirme adına gazeteleri birleştirme operasyonu yaptı diyelim benim tabirimle. Bu bir operasyondu. Ama bu operasyon şeyi vermedi yani arzu edilen sonucu vermedi. Gazete sayıları azaldı ama kalite artmadı. Yani çünkü orada kalitenin artması bekleniyordu. Ben yerel medya dersini de verdiğim için bu konuda araştırma da yaptım. Bizi de çağırın da dinleyelim o dersi. Bizi de dinleyelim o dersi. Ve öğrencilerime dedim ki yerel medyaya her öğrencime bir şehir verdim. Dedim ki bu şehri araştırın, burada yerel medyayı araştırın. Gerçekten de hani bu arzu edilen şeyi vermedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Verdi mi vermedi mi? Yani sizin açınızdan ne durumda? Bir de hani bu şeyin Basın İlan Kurumu'nun son günlerde sık gördüğüm ve anlayamadığım bir uygulaması var. Bu dijitalleşmeyle de ilgili olabilir. Habercilik işine başlamış durumda. Biz başlamadık. Gazeteler yapıyor haberleri. Hayır, siz duyuruyorsunuz. Basın İlan Kurumu'ndan geliyor çünkü şeyler. Yok. Biz şimdi biraz önce gösterdiğim ilan.gov.tr'de manşette biz ilanları bir slide'la... Hayır, ilan değil. Söz ettiğim haberler. Haber i̇lan, duyuruları. İlan. Onlar ilan. Bizim için ilan, gazete için haber. Haberle ilanı karıştırmışsınız o zaman. Yok, karıştırmadık. İkisi ayrı ayrı şeyler. Biri haber, biri duyuru. Peki, evet. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi birleşmeyle ilgili konu bize Anadolu'da ben bütün Türkiye'yi karış karış gezdim ilçelere varana kadar. 99 yılında girdim Basın İlan Kurumu'na ben. İyi olur Allah'tan, kötü olur sizden bilirler. Öyle bir şey. Aslında Basın İlan Kurumu orada bir birleştirme projesi falan ortada yok. Biz sadece burada gazeteler kendi aralarında bize talepler geldi. Dediler ki işte böyle biz kendi aramızda şirket birliktelikleri yapmak istiyoruz. Bu ticari piyasada olağan şeyler zaten. Bizden ne istiyorsunuz? İşte bize bilgi verin, destek verin. Ne verebiliriz? Biz ancak bilgi desteği verebiliriz.
Dolayısıyla o bahsettiğimiz birleşmeler konusunda basınlar kurumunun hiçbir şekilde bir dahli olmadı. Sadece bize gazetelerden gelen talepleri biz bilgilendirme olarak bazı toplantılara bizi de davet ettiler. Biz de katıldık. Belki de bu sonuçlarla karşılaşacağımızı bilseydik o toplantılara da katılmayabilirdik. Ve yaklaşık 4-5 yıldır da böyle gelen talepleri de karşılamıyoruz, öyle söyleyeyim. İkincisi, sizin haber dediğiniz şeyler mesela Sabah Memurlar'da çıkıyor şu an. Sabah gazetesinin internet sitesini açabilirsiniz şu an. Sabah.com.tr'de girdiğiniz zaman memurlar sayfasında bir akademik personel alım ilanını anlatıyor. Haber anlatıyor ve linki bize veriyor. Biz de bu link karşılığında gazeteye ek gösterge veriyoruz. Yani o haberciliğini yapıyor. Biz de ilanlarımızı daha çok kitleye ulaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla burada bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok. Habercilik de yapmıyoruz. Bizim yıllık 150 bin civarında bir ilan potansiyelimiz var. Bu ilanları bizim amacımız daha çok ne kadar kişiye ulaştırabilirsek o kadar bizim için kârdır. Dolayısıyla gazetelerde bizim bir paydaşımız olduğuna göre biz bu ilanların duyurulması noktasında onlara diyoruz ki bizim manşetimizde ilan gazetelerde ilanlar var, akademik personel ilanları var. Bunları alıp istediğiniz gibi haberleştirip bize link verebilirsiniz diyoruz. Bu bence çok da güzel bir uygulama. Bu işin göbeğinde de ben varım. İlan müdürlüğü olarak bizler varız diye. Yani iyi bir uygulama diye düşünüyorum. Ve habercilikle işimiz yok. Haberciler haberini yapmaya devam ediyor. Evet, başka sorusu olan var mı? Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri doktora öğrencisiyim. Ben bu basılı yayınlarınızla alakalı bir soru soracaktım. Yani verdiğiniz ilanların daha sonrasında nasıl olup bittiğini denetlemek için herhangi bir toplama mekanizmanız var mı? Bunları nasıl denetliyorsunuz? Ve Türkiye'de yaklaşık her gün ortalama 1000 civarında bir gazete yayını söz konusu. Bunların da takibini yapan çeşitli şirketler söz konusu. Yani Ajans Press, işte Interpress, Medya Takip Merkezi gibi. Bu toplattığınız, eğer toplatıyorsanız bu gazeteleri her gün PDF ya da paper olarak. Bu şirketlerle ortak bir işbirliği çalışmanız var mı? Evet, teşekkür ediyorum. Şöyle, basın ilan kurumu olarak biz yaklaşık 2000 yayının PDF nüshalarını yayın periyotları içerisinde alıyoruz ve bunlar taranılabilir, searchable PDF'ler. Belki de Türkiye'de şu an gazete ve dergi arşivi olarak PDF anlamında söylüyorum. En iyi arşive sahibiz. Ama maalesef şöyle bir de sıkıntı var. İstanbul Üniversitesi biliyorsunuz Milli Kütüphane Türkiye'nin kanunla yetki verilmiş 7 üniversitesinden bir tanesi. Onlar bize geldiler, bu PDF'leri siz bizle de paylaşın, biz de kampüste paylaşalım dediler. Onlara dahi veremedik. Bunun için gazetelerin rızası gerekiyormuş. Tabii hukuk girince işin içine maalesef böyle şeyler oluyor. Dolayısıyla bu PDF'leri biz alıyoruz. Künye kontrolünden tutun da içerikte işte 3/2 haber zorunluluğu var. Muhabir haberi yer alması gerekiyor bizim mevzuatımıza göre gazetede. İşte belirli içerikler olması gerekiyor. İşte siyasi, spor vesaire. Bunları şey yapmak için biz PDF'leri kullanıyoruz. Hatta basın ahlak esasları uygulamaları da var. Onlarda da faydalanıyoruz. Böyle bir mekanizmamız var. Daha sonra bunlar arşivlenmeyle mi? Tabii arşiv. 2014'ten beri arşiv yapıyoruz. Şu an yani bir 5 yıllık bir arşivimiz var şu an. İstediğimiz zaman 3-5 yıl öncesinin bir gazetesine çok rahatlıkla aranılabilir, taranılabilir, ulaşabiliyoruz. Bunları da denetlemelerde kullanıyoruz tabii, içerik denetlemelerinde. Evet. Buyurun. Doğru. Evet, şikayet ediyorlar zaten. Bizim hiç araştırma yapmamıza gerek olmuyor. Bir bakıyoruz, bir sabah mail gelmiş bize, şu gazete böyle diyor, biz de onun ek göstergesini kesiyoruz. Yani
Şu an var ama çalışmaları süren bir çalışma. İnşallah 2019 sonunda bu ölçüm sistemini basından kurum olarak biz kendimiz de yapıyor olacağız. Şu an çalışmaları, testleri sürüyor. Ama Google Analytics üzerinden bakıyoruz. Zaten işte bir Hürriyet veya Milliyet'in tıklayamayacağı kadar bir yerel gazete tıklanıyorsa kanaatle zaten vermiyoruz. Onlar da çok da itiraz etmiyor açıkçası. Evet, soru. Evet, buyurun. Siz de sunumunuzda iki tane video gösterdiniz. Yazılı basında dijital dönüşümle beraber bir görsele yönelme, görsele ağırlık var mı sizce? Siz bunun için basın ilan kurumu olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ve gelecekte bu görsele yönelmeyle ilgili görüşünüz nedir? Evet, yani görsel... Daha çok görsel, yazılı basın diyoruz ama hani görselin arttığını düşünüyor musunuz yani sizde? Görsel tabii ki. Yani şimdi biz Türk milleti olarak zaten magazini de sevdiğimiz için renkli şeyleri de seviyoruz. Dolayısıyla görsel artıyor. Burada sosyal medyaya yönelimi gördüğümüz zaman işte dünyada 4 milyar internet kullanıcısı varmış. Bunlardan 3.1 milyarı sosyal medya kullanıyormuş. Sosyal medyada bir yazı tıklanmasına baktığınız zaman görsel veya bir video koyduğunuz zaman daha çok tıklandığını biz görebiliyoruz. Kendi şu anki sosyal medya hesaplarımızda da arkadaşlar aylık rapor veriyorlar bize. O raporlarda da görsel kullandığımız zaman daha çok takipçimizin, beğenenimizin olduğunu görüyoruz. Biz şimdi eski ilanları kullanıyoruz, işte bankaların ilanlarını. Onlar bayağı bir normal görüntülenme sayısının çok çok üstüne çıkıyor. Gündem dışı içerik de yani ilanın yanında onu da kullanıyoruz. Dolayısıyla hele de YouTube'un geldiği seviyeyi görecek olursak görsel tabii ki çok önemli. O yüzden ben de sunumda da görsel kullanmayı tercih ettim. Başka yok herhalde soru. Teşekkür ediyorum. Hocam. Tamam, İdris Bey teşekkür ediyoruz. Vermeden ben almam ama. Yok, onu da vereceğiz. Onu bir sonrakine vereceğiz. Sayın Dekanımızı, Sayın Çam'a belgesini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Şimdi de gecikmiş bir teşekkür belgesini yeniden vermek için Salvo hocamızı ve tekrar Süleyman hocamızı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar çok artık her iki günün sonunda çok yorulduğunuz için çok da fazla bekletmeden hemen aslında bu bir kapanış konuşması, uzun bir değerlendirme değil, çok kısa bir teşekkür konuşması olsun. Çünkü arkadaşlarımızın çoğunu gönderdik, yorulmuşlardı ama tabii ki bir teşekkür bu kadar yoğun iki günün sonunda olmadan olmaz. Yine de böyle zorla tutup ama ben teşekkür edeceğim biraz daha durun deyip iki gün sonunda çok teşekkür ederim ama yani çok yoğun iki gün geçti. Aslında tabii kapanış konuşmasını programa koyunca daha sonra tabii programı yayınladıktan sonra şu eksikliği fark ettik. Tabii o yoğunlukta herkes çok yoğun koşturmakta. Bir de iki gün kısa bir süre, onu şimdi anladık. Böyle bir sempozyum için iki günün çok yetmediğini anladık. Normal koşullarda hani bitişe bir, ki gelecek yıl aklımızda olsun yapalım, bitişe bir değerlendirme oturumu koymamız gerekiyordu. İşte iletişim alanında öne çıkan hocaları belki en kıdemli ve yaşlılarından başlayıp bir sonal bir oturum yapmak gerekiyordu. Ve orada belki biraz hem sempozyumu hem de akademik anlamda vizyon tutacak bir takım değerlendirmeler. Bunu gelecek yıl yaparız. Bu yıl düşünemedik. İlk kez tabii çağrılı bütün bildirilere açık bir sempozyum yaptık.
Biraz tabii yükü de fazla oluyor ama sizlerle çok keyifli oluyor. Hani bir araya geliyoruz işte yıllardır belki karşılaşamadığımız insanlarla, arkadaşlarla camianın bir araya toplanması ve ortak problemlerimizi veya ortak konularımızı birlikte burada tartışmak çok keyifli. Akademi bir yandan küçük bir dünya, hepimiz bir şekilde birbirimizi tanıyoruz. Bir yandan da büyük bir dünya, hele İstanbul'da karşılaşma şansı olmuyor kolay kolay. Onun için hem bilim hem de bir araya gelip özlem gidermek, dostça ortamlar oluşması açısından önemli. Öncelikle ben tabii konuklarımızdan başlayayım. Diğer üniversitelerden hem oturum yönetimi, moderatörlükle hem de bildiri katılımıyla bize destek veren meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hasip Hocam da geldi, az solistler sonra gelir. Ancak bitirdi biliyorum, alkışlar geliyordu sizin sınıftan. Dolayısıyla hani öncelikle diğer üniversitelerden ama daha da öncelikle İstanbul dışından bize katılan meslektaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Başka kentlerden gelmek tabii çok da zaman alıyor. İşte çok gayretli ve çok büyük bir özveri. Çok teşekkür ediyorum. Böylece bolca özlem de gidermiş olduk. İkinci olarak diğer üniversitelerden bize destek veren, bildiri katılımlarıyla ve oturum başkanlarıyla destek veren hocalarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Birliktelik gerçekten, birlikte olmak, aynı bu akademik ortamları paylaşmak çok keyifli. Öncelikle bu keyfi yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Özverilidir. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Üçüncü olarak kendi hocalarıma, fakültemin akademik kadrosuna çok teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda bir iletişim timi örneği koydular ortaya. Tam anlamıyla bir ekip çalışması ruhuyla. Her şeyi çok tıkır tıkır gitti. Açılışta Şah Hoca bana isim söyleme çünkü bitmez, liste uzun. Birilerini de unutursun demişti. Dolayısıyla sadece takım olarak teşekkür etti. Tabii ben bu emri alınca o direkt çıkamadım ama biraz böyle burada yine de çok ayrıntıya girmeden düzenleme kurulunu oluşturan arkadaşlarıma bütün angarya yüklendikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada o angaryanın tabii önde gelenleri, dekan yardımcıları Şah Hocam ve Can Hocam, her tür yükü. Evet, 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 evet. Kesinlikle. Süleyman Hocam tam bir emektar, çok teşekkür ediyorum. Hızla bildirileri okuyordu. Her tür hiçbir şeye hayır demeyen, zaten hani her toplantıda diyorum ki Süleyman Hoca iyi ki geldin, aramıza katıldın diyorum. Çok büyük bir destek. Hem arkadaş olarak, hem akademisyen, hem de takımın içinde yer aldığı için ona da bir alkışlayalım. Bize son bir aydır aramıza katılıp da bu kadar takım ruhunun yaşatan, bize keyifli çalışmalarıyla, desteğiyle, hevesiyle, enerjisiyle Hasip Hocama çok teşekkür ediyorum. Alkışlar artık kendiliğinden geliyor, güzel. Tabii Hasip Hocam o üniversitenin sınırları içine bir girdi, duvar renklendi. Bir baktım öğrenciler, ondan sonra ekip, güçlü bir öğrenci timi, görsel iletişim tasarım öğrencileriyle duvar başka bir şeye dönüştü. O artık bir duvar değil. O artık iletişim tarihinin, iletişimin görsel boyutlarının, pek çok mesajın yer aldığı bir artık eğitim tahtası. Eski şeye aklıma geliyor bu. Acta Diurna, Acta Publica, eski Yunan ve Roma'daki duvar gazeteleri. Dolayısıyla Hasip Hoca artık ara ara herhalde o gündemi şey yapar, takip eder. Fakat yani böyle her gün, hafta sonu da demeden saat 7'lerde duvarın başında ve akşam 7'lere 8'lere kadar. Evet, boyacı profesör olmak güzel bir şey. Bence herkes bunu olamaz. Dolayısıyla sanat yanıyla bizi tabii çok pekiştirdi ama ayrıca işte bu masalarda hocalarımızın elindeki bildiri özetlerinin bütün tasarımının,
programın tasarımının hepsinin bütün aşamalarında çok büyük destek oldu. Onun elinden çıktı. Desteği boş verin, onun elinden çıktı bütün tasarım. Tabii böyle şeyler çok mutluluk verici. Çünkü burada bu fakültede böyle bir kültürün oluşması, bu kültürün içine direkt sanki yıllardır bizimle birlikte çalışıyormuş gibi dahil olmaları çok rahatlatıcı. Biraz biz fakülte olarak böyle çalışıyoruz galiba. Herkes böyle ekibin içinde çok özveriyle. Halkla ilişkiler hocalarına çok teşekkür ediyorum ve reklam hocalarına, bölüm başkanları. Özgül'ün adını söylemezse mahveder sonra. Çok fena. Özgül Dağlı, Özge Uğurlu ve Şah Hoca etkinlik yönetimi dersinde ve ilgili derslerde tabii böyle profesyonel bir öğrenci ekibi oluşturdular. Şimdi gelen konuklarımız falan, öğrencileriniz işte ne kadar profesyonel, ne kadar önce büyük bir etkinlik ajansıyla çalıştığımızı sandılar. Ve öğrencilerimiz hepsinin profesyonel bir ajans görevlileri olduğunu sandılar. Bu acayip tabii keyifli bir şey. Oysa ki onlar bizim çoğunlukla 3. sınıf öğrencilerimiz. Ama gelecek yıldan itibaren artık çok kolaylıkla bir şirket kurup iyi de paralar kazanırsınız çocuklar. Çünkü profesyoneller sizin kadar iyi çalışamıyor. Amatör ruh ve evet. Arkadan gelenleri yetiştirin. Gelecek yıl bir kere daha iletişim günlerini düzenleyeceksiniz. Sonra bir kısmınız master'da bizimle kalacaksınız. Bir kısmınız kendi şirketlerinizi kuracaksınız. Ben sizi çok büyük yerlerde göreceğim. Hep hocalarımız büyük gururla herhalde birlikte devam ederiz çalışmaya. Ama bu amatör ruhun profesyonellikle birleşmesi çok büyük şeyler yapacak. Çok güzel bir gelecek, iyi bir vizyon görünüyor. Dolayısıyla ben evet alkışladılar ama gerçekten öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Onları çalıştıran, bu şekilde örgütleyip, kötü anlamda örgüt kullanmıyorum, örgütleyip organize edip muhteşem bir ekip oluşturan hocalarımla birlikte kendilerini kurtuyorum. Gerçekten demek ki derslerin içerikleri çok dolu. Gerçekten iyi bir uygulama fırsatı buldular. Ve gerçekten evet, biz Üsküdar İletişim olarak gerçekten bir şeyler yapıyoruz galiba. Dolayısıyla bu hani kendi adıma ve arkadaşım adına mutlu etti. En azından amaçladığımız bir takım şeyler gerçekleşiyor. Gül Esra Hoca diyor ki Yeni Medya Kulübü'ne de teşekkür et. Yeni Medya Kulübü'ne de bir alkış istiyorum. Sosyal medya paylaşımları muhteşem. İşte bu da hep ekip ruhuyla, duyguyla, amatör heyecanla oluyor çocuklar. Ya biz kendimizi eğer tanıtmazsak kimse bizi bir yerlerde aramaz. Her zaman tanıtmamız lazım. İletişiminde, halkla ilişkilerinde, reklamında özü budur. Mutlaka öne çıkıp ya ben buradayım diyeceksiniz. Bunu çok iyi yapıyorsunuz, çok başarılı yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ben. Ki bir kısa bir süre önce de Gül Esra hocamla Deniz Yengin hocam, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden hocamız, her zaman yanımızda. Güzel bir çalıştay yapmışlardı, Yeni Medya Aile Çalıştayı. Orada da aynı profesyonel ruh olmuştu. Evet, demek ki bir şeyler oluyor. Feride hocam, evet Feride hoca da, ondan da korkarım ben, bir alkış ona da. Feride hocam da tam bir emektar. Bir yandan tabii herkes alkışı kabul ediyor. Hak ediyor herkes alkışı. Ne yapayım yani, en kaliteliler bizde, bu kadar kaliteli ekiple çalışınca da çok tabii hem keyifli hem uzun sürüyor konuşma. İnsanı konuşturuyorlar. Feride hocamın 2 yıldan beridir tabii iletişim günlerinin dış ilişkiler temsilcisi olarak görev alıyor. Gelen konuklara Çengelköy, Çamlıca vesaire dolaştırmak. Öncesinde tabii bütün bağlantılar ve sonra İstanbul'u tanıtıyor. İleride turist rehberi olarak emekli olunca çalışacak. Şimdiden ona da bir alkış alabiliriz tekrar turist rehberi olarak. Ama
Bu yıl tabii Salvador bize çok büyük bir renk kattı. Ben kendisini yıllardır gıyaben tanıyorum aslında, haberleşiyoruz Salvador'la. Özge Hocam bu sene Feride Hoca'nın yanında ikinci bir dışişleri bakanı, dışişleri görevlisi olarak Salvador'un peşine düştü, asla bırakmadı. Salvador kaçamadı zaten. Gelmek zorunda kaldı ama biz o kadar mutluyuz ki, mutlusun değil mi? O da mutlu. Salvador'a da bir alkış alalım. O artık iletişim günlerinin daimi İngiltere daimi UK temsilcisi. Ondan sonra büyük görevler de yükledik. Bundan sonraki süreçte yabancı bağlantımız olacak. Oralardan da bize bir takım değerli hocaları, arkadaşını, akademik, ya Salvador'la İngiltere'ye doğru akademik açılımımızı yapacağız. Sana çok, çok ümit bağladık. Sorumluluğun çok yüksek, çok büyük, bilemiyorum artık. Okey. Aldık sözü ben. Evet. Evet. Ankara'dan gelen konuklarımız vardı. Bazıları burada. Özlem'i görüyorum. Özlem Pektaş. Hem oturum başkanlığı hem bildiri sunumuyla. Tabii ki Deniz'e bir daha teşekkür ediyorum. Yani Deniz'e aslında ben yıllardır ya gel artık Üsküdar'a diyorum da ama eninde sonunda herhalde gelecek. İkinci defadır geldi. Üç olduktan sonra artık böyle transfer yapmayı çok seviyorum. Orada burada kaliteli hocalar varsa onları direkt... evet, uzuyor. Ayşegül'ü unutmamak lazım. Ayşegül tabii bütün bu yoğunluğun tek başına yoğunlukta en büyük destekçilerimizden biri. Öğrencilerin yoğunluğu, kaprisi, hocaların, hepimizin. Çok fazla kaprisi yapmıyorsak da yine de tabii o tek başına çok büyük bir görev yük. Fakülte sekreterimiz, çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler en çok onu seviyorlar. Sürekli başındalar çünkü bütün problemlerinde ve dertlerinde. Evet. Aslında tabii tek de işte ya tek tek hocalarım diğer geri kalan ha? Kayıt masası. Kayıt masası süper de onlara bütün olarak zaten teşekkür etmiştim. Ya gördükçe, aklıma geldikçe Besna'yı görüyorum işte, çok sunumu için, çok sahne hakimiyeti için değil mi? Herkes çok beğendi. Ben yani hiç eleştiren olmadı. Yani kameramanlar ya radyo televizyon bölümü, tabii radyo televizyon bölümü muhteşemdi. Radyo televizyon bölümü deyince Arda'yı unuttum ben. Bölüm başkanı. Ya bir kere tabii Arda'ya da bir alkış alalım. Fakültenin özellikle prof ve doçları hem düzenleme kurulunda yer aldı bir kısmı, bir kısmı da bilim tabii kurulunda bütün değerlendirmeleri falan, tabii dışarıdaki hocalarımız da çok destek oldular. İçerideki de çok büyük bir hızla, çok acayip özverili bir hızla çalışıldı. Çünkü ya böyle 200'e yakın bildiri geliyor, onların değerlendirmesi falan, gerçekten bu bir ekip işi. Ya yani ekip olmadan bu iş olmuyor. Ekibin tabii şekle çalışması önemli. Kırıp dökmeler oluyor mudur? Herhalde çok fazla olmuyordur. Arada kaçıyorsa da kimse kimseye kırılmayacak. Kimse kimsenin kusuruna bakmayacak. Tabii ki bir takım hatalar da oluyor. Ama bu iletişim günleri öncekilere göre tabii çok renkli geçti. Can Hoca'nın hep bir hayali vardı baştan beri. Bunu işte öğrenci işleriyle falan filan gerçekten iletişim günlerine dönüştürelim. Şimdi konuşuyoruz. Evet, belli ölçüde hayalleri gerçekleşti. Çünkü sadece sempozyum değil, aynı zamanda öğrenci uygulamalarından oluşan sergilerimiz oldu. Gazetecilik, yeni medya gazetecilik bölümünün öğrenci gazete deneyimi sergisiyle katkı yaptılar. Görsel iletişim tasarımda Pınar Çelik hocamızın öğrenci uygulamaları sergisiyle pekiştirdi. Hasip hocamın profesyonel işleri, Hasip hoca ile birlikte fakültemizin artık bir sanat galerisi var. Dolayısıyla çok bunu kesin alkışlayalım. Bir ya iletişim fakültemizin bir sanat galerisi var. Çok özel bir durum. Çok güzel de şu anda hocanın sergisi de var. Görmeyenler de görsünler.
O sözcüğü yine ben telaffuz edemeyeceğim, söylemeyeyim. Ex Libris sergisiymiş. Oraya gelince takılıyorum o sözcükte. Tabii sponsorlarımız vardı. Şibo harika kafeleriyle bize destek verdi. Özgül hocam ayarlamıştı. Gelecek sene unutma, tekrar bekliyoruz onları. Çok güzel kahve kokutuyorlar, iyi oluyor o. Sosyal sorumlulukla, sosyal sorumluluk uygulamalarıyla iletişim günlerini şenlendiren öğrencilerimiz oldu. Özellikle sucular muhteşemdi. Ona otçular da muhteşemdi ama. Otçuları da alkışlayalım. Rektöre maydanozu vermişsiniz, bir de soğan. Diyor ki anladılar benim her yere maydanoz olduğumu. Ondan sonra soğan ve maydanoz, onu biraz bence biraz süsleyip çiçeklendirin, ayıp oldu yani. Bak dün geldi, verdiniz soğanı, bugün gitti Ankara'ya. Kaçtı sizden. Şehir Üniversitesi rektörümüze gıyaben acil işi vardı, gitti ama her defasında bize katkı veriyor. Çok ona da buradan bir selam ve teşekkür gönderiyorum, Peyami Çelikcan hocamıza. Başka teşekkür et ya. Başka. Tabii. İşte herkes kendi yaşadığını tabii hatırlıyor. Salvador. Evet ya, idari personelimiz Nihat Kaya'nın tabii katkıları, hemen şoförleri, kaptanları ayarlayıp Kazım Bey'in büyük katkıları oldu. Kazım Bey olmadan olmuyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Buralarda değil herhalde, beni duymuyor. Ona bizim öğrenciler dedikodusunu yaparlar, nasılsa söylerler. Başka bütün hocalarımıza, işte Cem var, Ebru var, Esenur hocam var, kim varsa isim isim bitmiyor kadromuz çünkü artık çok geniş, ama ben özellikle tabii onları unutursam ayıp olur. Sekreteryaya, asistanlarımız, araştırma görevlilerimizin oluşturduğu bu sempozyum sekreteryası muhteşem iş yaptı. Biliyor katılımcılar da bunu, hem hocalarımız hem katılımcılarımız. Hatta bir ara baktık ki Hasip Hoca'dan InDesign bile öğrenmişler. Tasarımı falan kendileri yapıyor. Hakikaten muhteşem ve çok özverili, çok düzgün çalıştılar. Onlara en büyük alkış. Ya öğrencilerimiz ve asistanlarımız çok özel. Onlar tam böyle proletarya. Çünkü onlar işte gelecekleri çok parlak. Dolayısıyla çok önemli. En çok onlar önemli. O sekreteryanın içinde tabii Besna da var. Bütün yabancı dilde, İngilizceleri de Besna kontrol ediyordu. Dolayısıyla süper çalıştılar. Ama dediğim gibi bu bir ekip. İşte Nilay'la Burak fotoğrafta hep koşturdular, Atilla. Ya bir bütün olarak biz galiba iyi bir takımız. Ve bu takım ancak ve ancak dışarıdan, sizlerin, dışarıdan konuklarımızın desteğiyle, Salvador'un desteğiyle, ancak sizlerin desteğiyle bu takım tabii güçlenir. Bizim bütün amacımız akademik camiaya biraz olsun bir katkı yapmak. Akademik camiada hani bir iletişim bilimleri alanına, bilim alanına biraz katkı yapmak. Bir de buradan doğru düzgün öğrencileri yetiştirip sektöre kazandırmak. Dolayısıyla bunu olabildiğince her birimiz çok içten bir şekilde bu konuda çaba gösteriyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bunları sizlerin desteğiyle inşallah biraz daha iyi gidecek diye düşünüyorum. Ben çok fazla uzatmayayım ama unuttuklarım varsa hala da kimleri teşekkür, bana hatırlatın. Küsme müsme olmasın. İdari personeli teşekkür ettik. Kazım Bey'i unutmadık. Eylül'e teşekkür ettik. Mangallar fena değildi ama işte bu yağmur yağmasaydı güzel kullanacaktık bahçeyi. Hasip Hoca o kadar da boyadı falan filan. Bir mangal yapamadık orada. Ama yine de isteyenler, dün yapamadık ya, bugün Sevil Hoca'nın mangalı var. Adli bilimlerin, oraya sızıntı yapabilirsiniz çaktırmadan. Özellikle öğrencilerimiz. Ondan sonra etler yetmezse tekrar getirip yapsınlar. Oraya sızıntı. Ne diyorduk biz ona eskiden? Kaynak. Kaynak yapabilirsiniz çocuklar. Ben öğrenciliğimde siyasal bilgiler
yemekhanesinde çok kaynak yapmıştım. Var egzersizim, gayet keyifli oluyor. Sizin olmayana bir yerden sızıp hafiften bir iyi oluyor. Ama yani şey tabii ustalıklı olursa. Dolayısıyla evet, bir iletişim günleri daha sona erdi. Gelecek sene umarım çok daha zengin, çok daha keyifli yedincisini gerçekleştireceğiz. Dışarıdaki başka üniversitelerdeki hocalarımız diyor ki artık bunu diyorlar Alanya'da, Antalya'da, Bodrum'da falan yapın ya, bu kadar uzun soluklu bir şey. Bakalım, hep beraber bakalım, eğer birileri bize para verirse ondan sonra bedava otel falan kullandırtırsa niye olmasın ya, biz yaparız. Ama tabii TÜBİTAK'ı da, evet TÜBİTAK'ı da unutmayalım. Bu iletişim günlerinde TÜBİTAK da bize destek oldu. Büyük bir prestij bizim için. Bu şunu artık gösteriyor ki uluslararası bir marka haline geldi. Öğrencilerimiz sosyal medyada, artık öğrencilerimiz İFİK markasını yaydılar. Sizlerin sayesinde marka oluyor. Marka olması siz değerli öğrenciler için çok önemli. Çünkü bundan sonra bu marka sizin için işe yarayacak, sizin için iş yapacak, sizleri bir yerlere taşıyacak. Çalışmak güzeldir, yorulmak da güzeldir. Yeter ki bıkmayın, usanmayın, üretin hep. Evet, ben herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir başka sempozyumda görüşmek üzere.